Merhaba sevgili izleyiciler. 1980 Ocak Sızıntı Dergisi'nin başlasını okuyacağız. Konu yeni tabu. Başlık bu. İlginç bir yazı. Umarım siz de bu kaydı yaptığın zaman henüz 2023'ün Aralık ayı olduğu için e, belki teknolojiden bahsediyor. Teknolojiye karşı alınacak tavırdan veya beklentilerden falan bahsediyor. Belki siz 1980'li yılların teknolojisini değil de 2023 yapay zeka ve diğer teknolojileri düşünerek de e, o dinlemeyi ve yazıyı bir de o yönüyle zamana karşı test tes etmeyi düşünebilirsiniz. Şöyle başlıyor yeni tabu. Asrımızda insan dehası daha çok teknik ve teknolojinin inkişafı yönünde seferber olduğu için ister istemez topluluklar mistik bir hava içinde bu istikamete kaymaya başladılar. İnsanlık bir taraftan bu süratli ve iradesizce kayıp gidişte geleceğin rengarenk hayalleriyle mest ve sermest kendini yitirirken diğer taraftan da geçmişinden ve özünden uzaklaştıkça uzaklaştı. Bu biraz şu haliyle de doğru. Gerçekten hani eskiden felsefeciler, şu insanlar, şairler değişik yani bilinen kişilerin uğraştığı şeyler teknik ve teknolojiden ziyade daha çok başka konular yani geçmişten bugüne gelen meseleler de akılda kalan isimler işte Sokratesler, Aristotullar değişik kişiler hep böyle e, farklı sektörlere ilgi duymuş insanlardı ama son belki yakın zamanda en büyük, e, en meşhur kişiler, en bilinen, en e, büyük dehaların hep böyle teknik teknoloji etrafında kümelendiğini görüyoruz. E, bu gelişmeyi desteklediğini gösteriyoruz. Yakın zamanda işte ChatGPT'nin genel direktörü görevden alındı. Hepimiz Sam Altman'ın adını öğrendik veya biliyorduk falan gibi. Böyle bir şey. Ama bu 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 bugün de öyle. Süratli ve iradesizce bir kayıp gidişle geleceğin rengarenk halleriyle mes ve sermez kendini itirken diğer taraftan da geçmişinden ve özünden oldukça uzaklaştı. Yani teknoloji neydi? Ne yani amaç yarıyordu? Ne iş yarıyordu? insana nasıl katkı bulunacaktı falan. Bugün de bu tartışmaların ortasındayız. Gerçekten yapay zeka iyi bir şey mi kötü bir şey mi ne getirecek ne götürecek tartışmalarında optimistler ve pesimistler, iyi, iyi iyimserler ve kötümseller var. Şöyle devam ediyor. Yani teknolojinin bu pivot rol almasını vurguladıktan sonra hele elde ettiği bir kısım zaferlere gelecekteki tasavvurları da ila, ilave edince tekniğin onun yeni tabusu haline gelmesi ve müstakbel mihrabı olması muhakkaktı. Evet bugün Feza yani uzay bir yumak gibi onun önünde açıldıkça açılıyor. Şaküli düşey keşiflerle mekanın derinliklerine yeni dünyalar yeni medeniyetler aranıyor. Ayrıca ileri uygarlıklarla temas hazırlıkları yapılmaya başladı ki eğer bütün bunlar tahakkuk ederse insanoğlu bu ölümlü dünyadan kurtulacak ve hayal ettiği cennete ulaşacaktır. Burada bir ünlem işareti var ee, yani cennetten kastı insanının tasavvur ettiği üretimin kolaylaştığı, işte efendim çalışmak zorunda kalmadığı bir, bir insani bir cennet tasavvuru gibi. Ama işte diyor ki bugün elde ettiği bazı gelişmelere bakıp gelecekte elde etmeyi tasavvur ettiği şeyleri yan yana koyunca bu teknoloji yeni bir mihrap önümüzdeki süreci belirleyecek İnsanların insanların mihrabı, müstakbel mihrabı olması muhakkak diyor. Özellikle hem bir yandan uzaya yönelik keşifler hem bir yandan yerin derinliklerine yönelik keşiflerle filan insanlar yeni dünyalar, yeni medeniyetler ve yeni uygarlıklar, gelişmiş uygarlıklarla temas hazırlığına başladı filan. Böyle olursa e, insan şöyle düşünüyor yani böyle yaparsak cennete ulaşacağız e, düşüncesi var. Bunu vurguluyor, bunu anlatıyor. Bu, bunu tam kabul etmediğini ünlem işaretinden anlıyoruz. Yani teknolojik gelişmeyle cennete ulaşamayacağız diye düşünüyor olabilir. Ama bakalım ilerleyen paragraflardan. Şöyle diyor kim bilir belki de şimdiden yıldızlar arası seyahat acelen telikleri kurulmaya başlamıştır bile. Burada hani bazı insanların bu konuda ne kadar heveskar olacağına dair bir vurgu var. Yani yarın öbür gün bu yıldızlar arası seyahatin bile şimdiden satılmaya pazarlanmaya başladığını görmek mümkün. Belki yani böyle bile düşünüyor olabilirler insanlar hani geleceğe bakıp. Rönesansla bir kısım hülyalara kapılan ve o günden bugüne de bir türlü bu rüyalardan kurtulamayan beşer tam kendine gelmeye çalışırken bu defa da bir tahta parçasıyla etrafına dönüp durduğu girdabı bir feza fevvaresi sayarak ona türkü söylemeye başladı. Burada yani Rönesans'ta bir insanlık bazı böyle tek, bilim ve teknoloji her şeyin çaresidir çözümüdür rüyalarına kapıldı. Tam oradan kendine gelmeye çalışırken şu anki durum hani bilinçli bir şekilde bir hedefe gitmeye çalışan bir gemiden ziyade tutunduğu bir tahta parçasına bakıp içine çekildiği girdabı şey zanneden gelecek zanneden kurtulur zanneden bir şey vurgusu var. Bu bu şekilde baktığınız zaman işte yapay zeka ile ilgili Elon Musk'ın bugünkü tartışmaları mesela yapay zeka nükleer silahlardan bile daha tehlikeli olacak işte. Niye? İşte çünkü yapay zeka insanları değişik şekillerde manipüle edebilecek veya kontrol edecek. Veya değişik sebeplerden ötürü diyelim yapay zekayla ilgili pesimist olanlar da yapay zekaya yönelik herkesin bu birbirini geçip birbirinin önüne geçme çabasını, çalışmasını bu şekilde bir önü anlamaz bir girdap gibi görüyorlar. Aşağı yukarı bugün de buna benzer bir durumla söz konusayız. Sonra şöyle devam ediyor. Işık hızına ulaşmalar, zamanın tersine işlemesi, ve uzayın derinliklerinde bize saadet ve ölümsüzlük vaat eden renkli dünyalar. Böyle bir şey var. Yani bunu tasvir ediyor sadece. Sonra diyor ki aslında ileride olması beklenen hatta bil farz beklenenler muhakkak da olsa bu şeylerden ötürü o kadar iyimserliğe ne hacet ne de gerek var. Zira yeryüzünü keşfe koyulduğumuz günlerde de etrafı böyle toz pembe görüyor. Altın yumurtlayan tavuklar, Yağmur gibi yağan kudret helvaları, püryan olmuş bıldırcınları hikaye ve romanlarımıza mevzu yapıp duruyorduk. Ne var ki bu tatlı rüyalar az zaman sonra esefli birer hayal olup yerlerini kabuslara terk ettiler. Burada yazar bize diyor ki şimdi böyle hayal ettiğimiz, sahil ettiğimiz şeyler olabilir. Diyelim ki hepsi de oldu ama bunların illa... E, çok iyi olacağını tahmin etmek doğru değil. Neden? Tarihsel bir örnek görüyor. Yani yeni kıtadan çıkan insanlar eski kıtaları keşfetmeye çalışırken, o işte zenginliği, refahı, mutluluğu bulmaya çalışırken, altın yumurtlayan tavuklar, tavuslar, şunlar bunlar işte denizler altında 20 bin fersa. O zaman yazılan kitapların o iyimserliğinden geriye ne kaldı? İşte diyelim ki koca bir Amerika kıtasının e, genosaydı, toplumdan silinmesi, hastalıklarla, şeylerle Afrika kıtasında büyük kabusların ortaya çıkması, köle ticareti, şu su gibi değişik bir, bir şey ortaya çıktı. Bambaşka bir şey ortaya çıktı. Yani te teknolojik gelişim, insanların bir yerden bir yere daha hızlı gitmesi e, illa iyi bir şey olmuyor sonuç itibariyle demek istiyor. Bazen kötü ve kabusları da beraber getiriyor. Dolayısıyla çok büyük bir iyimserliğe ne hacet ne de gerek var. yani Öyle bir ihtiyaç yok, öyle bir gerek de yok diyor yazarın pozisyonu teknolojiye karşı daha demek ki dikkatli bir daha eleştirel bir şeyde durmak. E, tarihten çıkarılan derslerle daha dikkatli bir noktada durmak lazım diyor. Nasıl dikkatli bir nokta? Diyor ki fezanın vaat ettiği mutluluğun da bundan daha uzun ömürlü ve daha kalıcı olacağına dair hiçbir teminat yok. Belki muvakkaten bir kere daha insanlığın coşmasına ve yeni bir iyimserlik halinin doğmasına vesile olacaktır. Fakat katiyen devam etmeyecektir. O da bir önceki yala, yalancı ışıklar gibi tedricen sönecek ve yerinde iz bile kalmayacaktır. Burada yani bu uzay çağının gelişmeleri de bir müddet insanlığa her şeyin çaresi ve çözümüymüş gibi gelse de bu da aslında her şeyin çaresi ve çözümü aradığımız huzur ve mutluluğun anahtarı kaynağı değil. Ben yazı ilk okurken de şunu dikkatimi çekmişti. Burada e buradan nasıl kendimize gelmek, kendimize geri dönmek üzerine şey yapacak diye düşündüm. Çünkü burada yani çözümü ve çareyi dışarıda aramakla içimizi, içimizde aramak arasında yani insanoğlunun o ikilemini şey yapıyorsunuz. Yani bazı insanlar gerçekten çözümü ve çareyi dışarıda aramak, fezada aramak, daha uzaklarda aramak, daha büyük medeniyetler yani varlığı, tahayyülü üzerinde işte bütün işte yaşlılığın şunun bunun çözümünü bulmak, huzuru, mutluluğa ermek gibi bir tahayyüle girenler var. Bir de çözümü kendi içinde aramak, kendiyle barışmak, kendini iyileştirmek, kendine bakmak ki İslami duruşta biraz burada olduğu için biraz yazarın oraya gideceğini burada anlamıştım. Öyle bir şey var. Diyor ki şimdi yani Fezan'ın öyle bir şey yapması garanti değil. Bu da kısa vadede bize tatminsizlik bir hayal kırıklığı yaratacak. Çünkü çare orada değil. Onu biliyor. Ç çözümün nerede olduğunu bildiği için burada. Yoksa teknolojiye karşı olduğunu düşündüğümüz için değil. Teknolojiye karşı daha dikkatli olmak lazım. Bunu yegane çare gibi görmemek lazım gibi bir havası var yani. Dün ellerinin yaratıcıya yükselmesini, dünya nimetlerinden istifade etmeye engel bileklerine vurulmuş zincir sayan batıların, kalbiyle münasebetini kestikten sonra eski hayali zincire bedel, bin halkalı hakiki bir tasmanın hem de ateşten ağırlığını bütün vicdanında hissetmeye başlamıştır. Ama inancını bütün bütün yitirip şaşkına döndükten sonra. Yani diyor ki dün ellerin yaratıcı yükselmesini dünya nimetlerinden istifade etmeye engel görmüş. Yani dine yönelmeyi dünyanın nimetlerinden istifade etmenin önünde engel gördüğü için dinle bir savaşa girmiş ve bu savaşı yenmiş, teknolojiye dönmüş bu Yani kendi maddiyatını öncelemeye, maddiyatının ihtiyaçlarını gidermeye öncelemiş. Böylece materyalizm e, gibi bin halkalı bir zincirin esiri olmuş. Yani bir zincirden kurtulmaya çalışırken. E, ama inancını yitirip bütün bütün şaşkına döndükten sonra bunun sıkıntısını, bunun boşluğunu hissetmeye başlamış. Böyle bir teşhise bulunuyor Batı ile ilgili. Yani spiritualizmin kop, kopup, materyalizmin peşine koşarak, bütün sorunlarına cevap arayacağını bulacağını düşünüyordu ama yolda sadece maneviyatını kaybetti ve sorularına da cevap bulamadı ama bu ancak kayıptan sonra ortaya çıkan bir şey bu tespit yapıyor sonra geri dönüyor. Günümüzdeki tepiniş ve sıçrayışlar da hep aynı tatlı hayaller peşinde ve tabi olarak da aynı inkisar ve aynı bulanıkların eşinde cereyan etmektedir. Evet, bugünkü sebep de aynı şeyi, çareyi dışarıda aramanın e, hayallerini kurmanın ve sonuç itibariyle aynı hayal kırıklığına uğramanın. Çünkü çare tam olarak dışarıda değil. Eğer topyekün insanlığın talih ve kaderini alakadar etmeseydi, sırf merakesini tatmin veya muvakkaten duygular iptal eden bir müsekkin deyip bu son tabuyu da hiç kurcalamayacaktık. Ama insanımızın bir kere daha tecrübeye, bir kere daha aldanmaya tahammülü kalmamıştır. Şimdi bu yaşanan durum bütün herkesi bir şekilde böyle Allah Allah aslında çare buradan 1980'li yılları düşünün. Televizyonlar yeni çıkıyor. insanlar birbirlerinden yeni haberdar oluyorlar. Yani yeni çıkıyor değil mi? renkli televizyonlar çıkıyor falan o dönem ama yaygınlaşıyor falan. Herkes her şeyden haberdar oluyor. Yeni bir tabu, bilim tabusu ortaya çıkıyor. E, buna aslında ben girmeyecektim ama e, yani bu şekilde hayalleri büyütüp sonra hayal kırıklığına uğratmaya şeyimiz yok. Çare kendince başka bir ön önermesi de var ama Bugün arizi olarak kendi konu akışım içerisinde bu tabu meselesine, bu bilimin e, her şeyin çaresi gibi görülmesi meselesine, çarenin dışık dünyada uzayın derinliklerinde aranması meselesine de e, bakmak zorunda diyor. Okyanuslara açılma, kıtalar keşfetme onu mutlu etmedi. Aksine ona sefaletler getirdi. Öyle de onun geleceğin rengarenk dünyalarından da elde edeceği fazla bir şey olmayacağı kanaatindeyiz. Neden olduğunu da gelecek. Keşke ona vaat edeceğimiz yeni dünyalara bedel ruhunu mahbesten kurtarıp onu vicdani varlığına erdirip eşya ile arasında yabancılığı gidererek kainatla bütünleşmesini temin edebilseydik. Heyhat biz bunu yapamadık. O ise değişip duran çevre karşısında sinema seyircisinin perdede cereyan eden hadiselere yabancılığı gibi hep eşya ve hadiseler karşı yabancı kaldı. Kendindeki ledünlü gücü kullanıp bir arı gibi binbir çiçekle sözleşmesi ve harika maharetiyle irfan petekleri inşa etmesi beklendiği her noktada o kendini aciz, rehbersiz, çevresini de katı, camit ve kullanılmaya elverişsiz bir kısım malzeme yığını olarak gördü ve hiçbir şey yapamadı. Şimdi bu paragraf gördüğünüz gibi biraz daha kilit bir paragraf. Diyor ki şimdi dışı açılma, okyanusları keşfetme, kıtaları keşfetme sanıldığı gibi mutluluk getirmedi. Tam tersine büyük sefaletler getirdi. Yani bu Şimdi insanlar kolonileşti, zenginleşti, altın taşıdılar ülkelerine falan. Ama sonrasında nihayetinde bu mücadele, kolonileşme mücadelesi dünya savaşlarına sebep oldu. Yani hem gittiği dünyada hem geldiği dünyada e, büyük sefaletlere sebep oldu gerçekten. Yani böyle Hı. baktığınızda. Bunun yerine şöyle bir şey öneriyor yazar. Diyor ki yani bu da öyle olabilir diyor. Dikkatli olun, Yani böyle beklentilerle girmeyin. Keşke ona vaat edeceğimiz bu yeni dünyalara bir şeyleri keşfetme, Mars'a şuraya buraya gitme yerine gitmeyelim de demiyor dikkat. Burada çok dikkat etmek lazım buna. Vurguladığı şey şu ona bedel. Ruhunu mahbesten kurtarır. yani bakın geldi şimdi ruh ve insan ruhunu e, yükseltme, kon, insanı yükseltme konusuna. Ruhunu mahbesten kurtarıp onu vicdani varlığına erdirip kendi iç derinliklerinin, kendi işte anlam arayışının farkına vardırıp çevresindeki burayı ben okullarım. Çevresindeki eşya ile arasındaki yabancılığı kaldırma. Yani eşya ile arasındaki ilişkiyi organik hale getirip çünkü bir eşya onun etrafındaki bir inşaat malzemesi camit bir şey değil. İlişkiye girip onlardan öğrenip kendi irfanını geliştirebileceği Allah'la ilgili kainattaki konumu ve yeriyle ilgili sorumluluklarla ilgili hayatın anlamı üzerine yeni irfan petekleri üretebileceği bir şey eşya ile aras e e arasına eşya ile arasında yabancılığı giderme meselesi veya ilişkisini düzeltme meselesi, bunu yapabilsek sonra kainatla bütünleşmesini bu manada pozitif bir şekilde bütünleşmesini temin edebilseydik. Yani yazarın istediği şey işte ruhunu mahbesten kurtarmak. İnsanlığın ruhunu mahbesten kurtarmalıyız. Onu vicdani varlığına erdirme yani maddi şeyinin yanı sıra vicdani yönünün de farkına vardırma eşya ile arasındaki yabancılığı giderme. Eşya ile arasındaki yani dışarıdan bakan yabancılığı giderme. Onun yerine kainatla bütünleşmesini temin edebilseydik. Bunu yapmalıydık. Yeni dünyalar arama yerine kendi içimizdeki dünyaları keşfetmeyi öğretmeliyiz. Bunu her insana öğretmeliyiz ki her insan böyle katkıda bulunabilsin, dünyaya bakış açısını değiştirebilsin. Heyhat bunu yapamadı. Yapamadığımız için ne oldu? O değişip duran çevre karşısında sinema seyircisinin perdede cereyan eden hadiselere yabancılığı gibi eşya ve hadiselere yabancı kaldı. Herkes benim her şey benim dışımda cereyan ediyor. İşte ben de sadece bir izleyiciyim. Benim burada bir alakam yok gibi insanlığın yeryüzündeki hilafeti konumundan sıyrılıp bir izleyici konumuna göre bütün Müslümanlarda da böyle yani kendisini Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak teknik olarak konumlandıran insanlarda da böyle bir düşünce oluyor. Ya ben izleyiciyim, cemaatteki gelişmelere izleyiciyim, Türkiye'deki gelişmelere izleyiciyim, Avrupa'daki gelişmelerin izleyicisiyim, benim yapabileceğim bir şey yok. Dünyadaki gelişmelerin izleyicisiyim, benim yapabileceğim bir şey yok. Ben bir izleyiciyim, ben cereyan eden hadiselere bakıp ben bir aktör değilim temelde. Yani tabii bunu bu hissiyatı veremediğimiz için insanlarda bu izleyici olma, aktör olmama veya vekil olmama, agent olmama şeyi gelişti. Kendindeki ledünni gücü kullanıp bir arı gibi bin bir çiçekle gözleşme kendi iç iç alemindeki o gizli gücü kullanıp bir arı gibi bin bir çiçekle ilişkiye girmesi gerekirken öyle yapmıyor. Harika maharetiyle irfan petekleri yani her şeyle bir engagement'a girip izleyici gibi değil bir arı gibi her çiçeğe, her şeye konup bir şeyler alıp irfan petekleri kur, kurması gerekirken Tam tersine kendini aciz, hiçbir şey yapamayan insanlar, rehbersiz, ne yapacağını bilmeyen, ne yapacağı hakkında kendisine bir rehberlik de gelmemiş insan. Şimdi hani peygamber efendimize bakıyor diyelim ki zulmü engellemek için şunu yapıyor. Rehberlik de var aslında ama şimdi bir insanın kendini aciz, iki rehbersiz, çevresinde olan cereyan edici şeyleri de kattığı camit ve kullanılmaya elverişli bir kısım malzeme gibi görmesi, inşaat malzemesi gibi görmesi hatta inşaat malzemesi de dememek lazım. Ve hiçbir şey yapamıyor. Yani 1980 yılında Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin e, insanın çevresiyle olan ilişkisine e, bakış açısında teknoloji ve teknolojinin yeni tabuğu gibi kabul edilmesinin getirdiği problem temelde insanı pasifleştirmesi, kendi iç dünyasıyla ilişkiden koparıp cevabı dışarıda araması, kendini bir e, aktör olmaktan çıkarıp izleyici konumuna getirmesi, eşya ile hadiseler arasındaki ee, arasına yabancılığın girmesi, eşyalarla nasıl çevresinde eşya dediğimiz things yani insan ve diğer şeylerle arasındaki ilişki ve buradan irfan e, üretmesi çünkü Allah'ı bilme ve yani marifet için dünyaya gönderildi ki ya, yani bunu yapamaması gibi şeyler üzerinden anlatıyor. Yani teknolojiye karşıyız. <laughs> Teknoloji şöyledir, böyledir demiyor aslında. Bu tekrar bir hayal kırıklığı olacak. Çünkü sen o içindeki ledünlü gücü keşfetmedikten eşya ile arandaki çözmedikten sonra teknolojik gelişmeler bazı insanlara bunu yapanlara faydalı olabilecekken sana hayal kırıklığı sebep olacak. Çünkü aradığın cenneti, huzuru, mutluluğu övgü şekilde bulamayacaksın. Çünkü o senin içinde cereyan etmesi gereken bir şey kapatıyorum. Diyor ki sonra evet o varlığın özü olan ruhunu geçmiş deyip üzerine bir mezar ördüğü kültürünü ve bütün duygu dünyasını bir haliçe gibi saran değerlerini görem değerini göremedi, bilemedi ve tanıyamadı. Rönesans şarabını içerken de feza fevvaresine kapılıp yukarılara dönerken de. Yani evet insan varlığın özü olarak ruhunu geçmiş deyip üzerine mezar ördü kültürünü ve bütün geçmiş tecrübesini, değerlerini göremedi, bilemedi. Hem Rönesans şarabını içerken burada mutlu olacağım derken hem de uzay çağında mutlu olacağım derken dışarıda çözümü ararken bunu yapardı. Tespit bu yani. Şimdi insanımıza yeni bir bakış açısı kazandırma ve kendi kendini yenilemesine dalalet etme gibi dev bir meseleyle karşı karşıya bulunuyoruz. Bunun öncülüğü olma, yolunu açma, buna yol gösteren, buna örnekleme, temsilde bulunma. Yani insanımıza yeni bir bakış açısını kazandırma ve kendini yenile, kendi kendini yenilemesine örnek olma. Ona gerçek hakkındaki tercihleri ona Gerçek hakkındaki tercihleri, hakikat hakkındaki tercihleri nasıl yaptıracağız? İç alemiyle dış dünyası arasındaki kopukluğu nasıl gireceğiz? Sorular bunlar diyor. Asıl şey yapması yani. Çevremizdeki insanların hakikat nedir konusundaki e, tercihleri nasıl yaptıracağız? İ, i̇ç iç dünyasıyla dış dünyası arasındaki kopukluğu nasıl gidereceğiz? Geçmişi hazır zamanla, hazır zamanı gelecekle uzlaştırıp beklenen terkibi yapabilecek miyiz? Yani geçmiş tecrübelerden bugünkü şeylere yönelik e, bu tecrübelerden geçmişi hazır zamanla hazır zamanda gelecekle terkip etmeyi yapabileceğimiz. Bunlar mutlaka yapılmalıdır. Çünkü bunların yapılmasına insanımızın kendine ermesi ve geleceğin ümit ve itminanı vardır. Mutluluğu tatmin edilmesi vardır. Ve bu terkiple afak yani dış işte uzay e, things bizim dışımızdaki şeyler enfüsün emrine girecek. Kainat ruhun kitabı olacak. Geçmiş geleceğin meşcereli haline gelecek ve insan gönlü bu pozitif ve negatif kanatlarla yükseklere çıkacak ve orada gerçek mutluluk ve ümidin saraylarını kuracaktır. Evet. Eğer böyle bir tepki terkibi yaptırabilirsek yani insanın kendine ermesini şey yapabilirsek insanın iç dışı iç, içinin enf enfüsü şey afakı enfüsünün emrine girecek kendi ruh dünyasının şeyine göre hareket edecek şey, bir konuma oturacak diyelim e, ruhunun e, kainat ruhun kitabı olacak yine uzayı araştırmak anlamlı olacak çünkü kendi iç şeyini oraya yansıtmaya başlayacak yani oradan bir şey bulup kendi içindeki şey e, boşluğu tatmin etmeye çalışmayacak tam tersi Geçmiş e, kainat ruhu kitabı olacak. Geçmiş geleceğin meşyeriyle yetiştiği ağaçlık haline gelecek. Yani geçmişe bakıp buradan çıkardığı derslerle. Ve insan gönlü bu pozitif ve negatif kanatlarla yükseklere çıkacak. Ve orada gerçek mutluluk ve ümidin saraylarını kuracaktır. Yani bunu doğru yaparsak ancak böyle olur. Geleceğe karşı gözü kapalı kalmak bir körlük ise... E, çünkü yazar şu ana kadar geleceğe ve teknoloji gözünüzü kapatın demedi dikkat edersiniz. Geçmişe karşı alakasızlık da bir talihsizliktir. Evet sadece mazinin türküleriyle avunanlar, gözü bağlı nasipsizler, geçmişin mirasını bütünüyle reddedenler de bir kısım köksüzlerdir. Burada bir sürü şey var. Mesela şöyle şeyler var. Birincisi insan mesela yaşlanınca da böyle olur. Geleceğe karşı gözünü kapama arzusu oluşabilir. Geçmişine odaklanabilir. Cemaatler yaşlandığı zaman da böyle olabilir. Ee, geçmişi bu, bu manada geleceğe karşı alakasız kalmak bir körlük gerçekten. Ve teknolojiye karşı alakasız kalmak da bu manada bir körlük ve bir kör olarak o geleceğe yürümek demek. Ama geçmiş ve geçmişte üretilen şeylere karşı alakasızlık da bir talihsizlik. Çünkü o da nereden geldiğini bilmiyorsun. Hani direction geldiğin ve gitmek istediğin yönü belirleyen şey de biraz bugüne kadar aldığın yol oluyor. Mazin. Evet mazinin türkülerle sadece avunanlar diyor nasıl gözü bağlı nasipsizler geçmişe bağlı. Sadece geçmişinin işte şöyle yaptık böyle yaptık bunun avunanlar öyle. Geçmişin mirasını bütünüyle reddedenler de bir kısım köksüzlerdir. Bu da bir kenara koyalım kullanılabilecek düşünülebilecek gelenekle gelecek arasındaki köprüyü kurarken nasıl bir denge kurmalıyız düşüncesine cevap verebilecek güzel bir prensip. Her iki işte manasız olmakla beraber kökünü inkar eden müstahriplerin, batıcıların durumu hepten zararlıdır. Şimdi her ikisi de kötü. Burada ama aklına getirdi. Kökünü inkar eden batıcılar, müstahripler. Zira evvelkilerin halini günde iki defa doğruyu gösteren bir durmuş saate benzetecek olursak, ikincilerin durumu daha ziyade hiçbir zaman doğruyu bilemen bilemeyen ayarsız bir saati andırmaktadır. Ve toplum için bu tipler daha zararlı ve daha aldatıcıdırlar. Yani birinde en azından geçmişe e, e, odaklananlar geçmişle ilgili bir iki konuda doğru söylüyorlar. Doğru yani tamamen şey olsalar da geçmişe yönelik bir söyledikleri şeylerde bir hakikat payı var. Öbüründe işte bir ayarsızlık, bir hedefsizlik, bir şeylik var e, e, kökünü inkar etme meselesinde. Tam teknolojiden nereye geldi? Gelenek gel, gelecek yani teknolojinin gelişmeleri de bir manada gelenekçilik ve yenilikçilik üzerinden okuyor şu an. Bizler millet olarak içinde bulunduğumuz e, asra böyle iki kanadı da arızalı olarak girdik gelenekçilerimiz ve yenilikçilerimiz olarak. Toplumu temelden sarsan o günkü bunalımlar bu arızanın bağrında boy atıp gelişti. Daha sonra ise içtimai bünye büyük bir kısmı itibariyle eracif yığına haline geldi. Dedi bu sıkıntıdan dolayı toplumsal bünyede bozuldu. Şimdi dikkat ettiyseniz teknolojinin gelişmeler ve insanlığa vaat ettiği şeylere karşı uyarıyla başlayan bu yazı gelenek ve e, yenilik şeyi üzerinde toplumun geldiği bir krizi anlatmaya başladı ve devam ediyor. Aynı şeyi tekrar ediyor demeye getiriyorum. Şimdi onu kendi has e, kendine has çizgide yeniden varoluşu hazırlayabilmek bir insanlık borcu ve bir vecibedir. Bunu düzeltmemiz lazım. Biz de bunu yapacağız bu kadar nokta. <laughs> <laughs> Ama bu ölü bünyeyi nasıl kanıtlanır bu şircağız. soruyu kendi soruyor. Devam ediyor. Meselenin en mudil tarafı da işte burası. Bir iki asırlık teşhis ve muhalecelerimizle çözüm önerilerimizde hep yabancıların rehberliğine tabi oldu. Yine de aynı şeyi düşünüyorsak yani yabancıların rehberliğinde bu sorunu çözmeyi düşünüyorsak şimdiye kadar batı karşısında 50 defa nakavt edilen dünyamız artık batılı elin buket tutmayacağına panzehir sunmayacağına iyiden iyiye inanmış olması gerekir. Yani bunu denedik, çözdük. Problemlerimizi çözmedi. İşte görüyorsunuz yani bütün Orta Doğu'da çeşitli batılı metotlar şeylerde denenmeye çalışılıyor bazı meseleler. Yani kendine has bir çözüm üretemedi. Henüz bu şeyden çıkamadık. Yani batının niye yapamadığını yapamadık diye sorusuna gelmiyor. Yani bu, bu belki bu bizdeki sorunun çözümü bu değil. Evet asırlardan beri izhar ettiği her canlılık emaresine karşın karşı batının onun ense köküne indirdiği balyozlarla yeniden kımıldayamayacak hale gelen bu dünya hıyanetine inandığı bu hekime bir daha müracaat etmemelidir. Burada batıya karşı aşırı şüpheci yaklaşımı dikkatinizi çekmiştir. O dönemin şartları içerisinde batıdan kasıt özellikle Rusya ile Amerika arasında kalmış bir dünya var. Ve burada ağır bir propaganda var yani bize tabi olun propagandası var. Bu bilinçli, istekli bir tercih değil de tamamen işte e, bir propaganda da var. Buna karşı da bir reaksiyon olarak görebilirsiniz. Yani Batı ile ilgili çözümler illa bizim toplumumuzda yaramayabilir. Kendi çözümlerimizi üretmeli izlemeye getiriyor işin doğrusu. Kaldı ki bugün Batı kendisi de üst üste bunalımlardan iki büklüm ve bitkin bir haldedir. Dış görünüşlü itibariyle ne kadar görkemli ve zinetli olursa olsun Yıllanmış bir çınar gibi içten içe çoktan kömürleşmeye başlamıştır. Onu hala muhteşem ve gürül gürül görenler ve kuvveti temsil ettiğine inananlar, Bu gerilmiş ve delik deşik olmuş asırlık ağacın içinden habersiz tüfeylilerdir. Şimdi insana şey gibi geliyor. Geldiğimiz noktada hala batı dünyayı yönetiyor falan filan işte şöyle böyle ama gerçekten de bugünlerde baktığımız zaman da bazı temel değerler konusunda işte mesela göçmenlik krizinin ortaya çıkardığı aşırı sağcılık şu bu gibi işte Filistin meselesinin ortaya çıkardığı ikircikli tutum, Ukrayna savaşında atın, takınılan tutumla diğer tutum arasındaki çok bariz fark filan gibi şeylerle bakınca o görkemli ağaç da gerçekten yani hem işte ben böyle batı karşıtı bir insan değilim kişisel olarak ama e, derin şüphelere de e, götürmüyor değil insanı. Ya hani hümanizmdi, hani bilmem neydi tartışmalarına başlıyor. Bu manada da Belki 1980, 90'lı, 2000'li yıllarda, 2010'lu yıllarda haksız gibi gelebilir ama bir bakıyorsun gerçekten de ya Avrupa dediğimiz şey bugün işte medyasıyla, şu sula bu sula durduğu, konumlandığı şey şu ana kadar iddia, iddia ettiği prensiplerle de çok çatışır veya iki yüzlü noktaları var. Evet. Neyse bu itibarladır ki tefek, yani şöyle demek istiyorum işin doğrusu bunu da normalleştirmek iyi bir şey. Yani vay anasını hainler filan manasında demiyorum. Yani demek ki burada da öyle her şeyin çaresi çözümü bulunmuş değil. Bizim de bir şeyler üretmemiz lazım. Aynı şeyleri körü körüne taklit etmememiz lazım. Yazar da onu demeye çalışıyor. Bu itibarladır ki, bu itibarladır ki tefekkür de müflis. Tefekkür etmek konusunda iflas etmiş. Ruh da zelil ve sefil batı. Ne derdimizi teşhis edecek ne de getirdiği tedavi ile bizi ölüm döşeğinden kaldırabilecektir. Kaldı ki o hep eski alışkanlıkları içinde içtimai meseleleri iktisadi ve siyasi platformda ele almış ve bir türlü bunun dışına çıkamamıştır. Batı sorun çözmede çok da iyi değildir. İsteyen birisi buna e, Irak, Afganistan, Suriye, Libya dünya kadar örnek de verebilir işin doğrusu. E, doğru yani böyle de bakılabilir. Buradan gelecek yani çözüm sizde şeyi de var. Yani bunu bir batı karşıtlığı gibi tekrar okumak yanlış olur. Teknoloji karşıtlığı gibi okumak da yanlış olur o manada söylüyorum. İş böyle olunca dertlerimizi teşhis ve tespit için kendi geçmişimiz, kendi harsımız ve kendi değerlerimizin meydana getireceği kendi gök kubbemize sığınmalıyız. Yani kendi çarelerimizi kendimiz üretmeliyiz. Dünyanın her tarafında fevvareler halinde fışkıran ilim ve irfan alet güzellikleri alıp baharımızda eritmeli, hazmetmeli hazmetmeli ve süt guddelerinden geçmiş mayi haline getirmeli sonra insanıza takdir takdim etmeliyiz. Yani teknoloji karşı duruşumuz ne olmalı? Üretilen bütün güzellikleri, bilimsel gelişmeleri almalı, güzel, alıp bağrımızda eritmeli, kabullenmeli, hazmetmeli ve ona göre kendi şeylerimizi üretmeliyiz diyor. Yani aslında durduğu nokta çok basit. Yani belki o dönem o batıcı olma propagandasını dengelemek için batıya karşı şüphe şu bu gibi şeyleri vurguladığını o yüzden söylüyorum. Asıl noktası şu yani bunu her şeyin çözümü gibi görmeyin. İyi olan şeyleri alın, e, hazmedin ve uygulayın. E, kendi problemlerinizi çözmeye çalışın. Yıllardır batılı meseleler bu mevzu çözemediler diyor. Aksine hazmedilen, hazmedilmeden ve milli şekle sokulmadan millete aktarılan şeyler kuşun yuvalarına yedirdiği gasiyan gibi olacaktır ki bu da kendimize hasseciye ve tabiatın ifsad edilmesi demektir. Burada üstadın o e, koyun yavrusuna süt yedirir, kuş yavrusuna e, kusmuk yedirir şeyine benzetiyor. İkisi de bir nevi gıdadır sonuç itibariyle diyebilirsiniz. Ama işte biz farklı bir cinsiz, bizim tüketip hazmetip süt haline getirip vermemiz lazım diyor. Anca böyle faydalı olur diyor. Medeniyet ve kültür ne kadar alem şumul bir hüviyet kazanırsa kazansın, bağrına yetiştiği milletin ruh Medeniyet ve kültür ne kadar alem şumul evrensel bir hüviyet kazanırsa kazansın, bağrında yetiştiği milletin ruh haletini temsil etmelidir. Bu itibarla da onu hazır bir elbise gibi görmekten daha ziyade dikilmemiş bir kumaş gibi kabul etmeliyiz. Her milletin kendi kametine göre kesip biçeceği ve fakat mutlaka kendi bünyesine o uyduracağı bir kumaş. Yani küreselleşmeyi her yere uydurulan McDonald's e, formatından ziyade herkesin kendi e, bir hazır kıyafet, herkes onu giymeli, o takım elbise giymeli, o bedene uymaya çalışmalı, ona göre kilo vermeli filan yerine her millet kendine göre bir kumaş olarak, kendine göre bir elbise dikmek üzere, kendine göre bir şey olarak düşünmeli diyor. E, bu da aslında globalization işte yani küreselleşmeyi, yerel değerlere uygun bir şekilde, yerelleşmeyi göz ardı etmeksizin yerel değerlere uygun bir şekilde yapmalısınız. Geleceğin mimarlarının bu hususu nazara itibarı alacaklarını ümidini beslemekteyiz diyor yazar. 1980 Ocak ayında Sızıntı Dergisi'nin 24. sayısının başlasında. Şimdi evet. Şimdi burada ne görüyoruz? Şimdi teknik ve teknolojinin böyle gelişmesiyle beraber böyle insanlar mistik bir hava içerisinde bütün çözümleri dışarıda, uzayda teknik teknolojinin gelişmesiyle bulacaklarını buna inanıyorlar. Bu yeni bir tabu haline gelmeye çalışıyor. Tarihsel örnekleri vererek buna böyle bakmamak lazım. Biz her halükarda kendi içimize dönmeli, kendi ruhumuzla barışmalı, K kainatla ilişkimizi yeniden gözden geçirmeliyiz. Çare oradadır, huzur oradadır. Bundan, bununla beraber bu tarz şeyleri almalıyız. Tek, teknolojik gelişmelere, batıdan ithal edeceğimiz şeylere de iyi ve güzellikleri bir kumaş gibi alıp kendimize göre dikip kendimize göre e değerlendirmeliyiz diyor. Bu mevzuya aslında girmeyecektim. Konum değil ama insanların bu konuda yani batıyı her şeyin çaresi görmek konusundaki e ısrarından ötürü girdim diyor yazı. Şimdi Metin neyden bahsediyor? Bundan bahsediyor. Metin kimin yazdığı çok belli değil yine. Yani böyle işte bir cemaat imamı diyemeyiz bir din, e, dini bir yazı gibi değil. Metin böyle e, daha ziyade çevremizdeki gelişmelere, teknolojik gelişmelere yönelik birer seyirci olmak ve bütün çareyi onda aramak yerine kendi içimizdeki çözümleri odaklanıp kendimizi birer aktör haline getirmek üzerine vurgulayan bir metin. E, hissiyatı nedir derseniz yani bu biraz eleştirel, şüpheci yaklaşıp e, biraz aldığımız e, malzemeyi kendi bünyemize uydurma konusunda dikkat çeken, biraz şüpheci e, ama e, böyle reddedici bir şey değil yani biraz e, yeni gelişmeleri geçmişten aldığımız tecrübelerle beraber okumaya, değerlendirmeye çalışan bir şey var. Metinde öne çıkan kelimeler daha ziyade teknik, teknoloji, feza gibi hani yeni tabu haline gelen kelimeler. Bunu, Metin kime yazıldı dersek, metin böyle kime yazıldı belli değil ama muhakkak işte biraz en son ifade geleceği mimarlar falan dediği yerde yani dünyaya Diyelim ki hakiki Müslümanlığı, insanlığı, Allah'ın yeryüzündeki halifesi nasıl olmalı konusunu göstermesi gereken, temsil etmesi gereken, geleceği kurmayasını umudu, geleceğin mimarlarını hedefliyor. Tabii ki onun haricinde sıntı okurlarını hedefliyor, kendi cemaatini hedefliyor. İslam alemine bir e, teknolojiye karşı, gelişmelere karşı nasıl bir yol almaları gerektiğine karşı bir e, fikir vermeye çalışıyor diyebiliriz. E, bunun haricinde evet bu bugün sanırım sorularımız da bu kadar. Yani yazar neyi söylemiyor derken aslında bayağı derli toplu ve uzun bir yazı yazmış. Bugünkü teknolojik gelişmelere yönelik de nasıl üretilen her şeyi kendi ihtiyacımıza göre kullanıp kendi yapmak istediğimiz mevzuları, kendi çözüm önerilerimiz haline getirmemiz, hazmetmemiz gerektiğinden bahsediyor. Umarım siz de beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görmek üzere. Sizin yorumlarınızı da yorum kısmında okumak isterim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. İyi günler.